Herkese merhabalar sevgili dostlar 23 Nisan Pazar günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur izlemek isterseniz onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar e, herkesin tekrardan bayramını kutlamış olalım 23 Nisan bu arada aynı zamanda ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız yani çifte bayram yapıyoruz diyebiliriz e, bu e, 23 Nisan'da. Hem e, milli bir bayramımız hem de dini bir bayramımız bir arada olduğu için e, herkesin iki bayramını birden kutluyorum arkadaşlar bugün. Adana videosu da yayınladır izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi hakeza aynı unutmayalım. Ve tabi dileyen arkadaşlar bize katılıyorsa olursa çok seviniriz. Onu da belirtmiş olayım. 9 koşulu program İstanbul'da Meydan 3 yaşlı Araplar 1000 metre çim pisti yarışıyla başlayacağız arkadaşlar. 8 safkanın iştirak edeceği bir yarış olacak bu. Tabi buradaki safkanların hepsi bir defa yarış koştu. Böyle bir yarışla karşı karşıyayız. Bunlar baktığımızda 11 gün evvel, 10 gün evvel, 12 gün evvel, 13 gün evvel. Tabii ki daha çiçeği burnunda diyebileceğimiz düzeydeki safkanlardan bahsediyoruz. Arkadaşlar haliyle 5 son yarışlardaki performansları merkeze alarak bir oyun yapmamız gerekiyor. Bizim size burada arkadaşlar söyleyeceğimiz 3 adet safkan bulunmakta. Bunlar 1 numara Attargah, Gökhan Kocakaya biniyor 11 gün evvel 3. oldu. Diğeri Devirkaya 3 numara Halis Karataş biniyor 11 gün evvel 3. oldu ve son olarak 13 gün evvel 2. olan Tolga Yıldız'la birlikte 7 numara Vezir Köprü arkadaşlar şans verdiğimiz isimler olarak gözüküyorlar burada. Tabii ki şunu söyleyebilirsiniz işte ben şu atı gördüm çok iyiydi yani iyi koşamadı ben beğendim. Ya bu tarz eğer düşünceleriniz varsa böyle özellikle daha yeni start alan safyanlar için söylüyorum kayda değer bir veri elimizde olmadığı için fazla bir gördünüz beğendiyseniz ya da ne bileyim ismini beğenirsiniz edersiniz şansına inanırsınız belki öyle ekstra tercih yaparsınız ama benim burada mantıklı olmam gerektiği için 1-3-7 şeklinde size en makul ve en garanti olan en yüksek ihtimalle olan oyunu veriyorum arkadaşlar 1-3-7 buradaki tercihimiz olacak İkinci koşu sentetik pistte şart 3-1 yarış. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metrede arkadaşlar izleyeceğiz. Sentetikte 5 safkan var. E, bu yarış için şunu söyleyeyim. E, şimdi bu koşuda start alacak isimlerden birisi 81 gün arayla geliyor. Diğerleri daha yakın zamanda koşmuş isimler. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar. E, Tabi bu yarışta tercihimizi yaparken temkinli davranmamız gerekebilir. Hani 5 at var, tek atabilirim gibi düşünenler vardır belki. Ama ben tek atmanızı önermem. Yani tek atarsanız tabii ki şansınız %20 oluyor teknik olarak 5 at olduğu için. E, denenebilir tek atmak herhangi bir safkan için söylüyorum. Ama bence yapmayın. Bütün atları yazanlar da olabilir bir oyun seçeneği olarak. Biliyorsunuz bunlardan hep bahsetmemiz gerekiyor. 5 atı da yazıp geçen de olabilir. Ben öyle bir şey önermiyorum. Ben size burada arkadaşlar iki tane at e, önereceğim. Onu söyleyeyim. 2 tane at önereceğim. E, i̇steyen daha fazla at da tabii ki yazabilir. Bir numara Castigliano. Verdiği 81 gün araya rağmen burada yazılması gerekir diye düşünüyorum. Ve 2 numara Ribando. Özcan Yıldırım'la birlikte son yarışta çok iyi bir performans çıkardı. Bence burada üzerine koyarak ilerleyeceği bir koşu olduğu için şans veriyorum. Bas Purakan'ı neden önermedin diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabii ki dediğim gibi e, diğer isimler de burada birbirine hep yakın olduğu için... Yani yazılmayacak hat değil hepsi onu söyleyeyim. Ee, ama Vaspurakan'ı neden önermedim? Bir haftaya evvelki Çin pist yarışı pek bana güzel gelmedi. Bu mesafede evet 1.32.11'i var ama son yarıştaki performansından ötürü acaba dedim bir soru işareti oluştu bende. Yani tabi bu yıl içerisinde sadece 5 yarış koşmuş bir isim ama yine de arkadaşlar burada garanti vermek çok zor olur bu ismi. Yine de dediğim gibi 5 atında galibiyet şansı vardır. İsteyen 5 atı da yazabilir veya tek geçmek isteyen varsa tek geçebilir. Biz 2 safkan diyoruz 1-2 burada size vereceğimiz öneridir. Üçüncü koşuya geçelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1000 metre çim pisti yarışı arkadaşlar. Tabi bir önceki meydana göre burasına bakıyorsunuz ya diyorsunuz ki oraya bütün yarış kazanan kazanma düzeyini çok yakın olanları getirmişler. Burada da e, yarış kazanma ihtimali daha düşük olanları getirmişler. Yani bu tabi ki değişik bir denge. Enteresan bir durum. Ne desek e, boş kalır yani burada. Şöyle söyleyelim buradaki tercihimizi. Bir numara Cidalı 11 gün evvel 5. olmuş bir safkan olması itibariyle haliyle bizim için burada ilk safkan konumunda gözüküyor arkadaşlar. Bir diğer tercih olarak burada size önereceğimiz safkan arkadaşlar Gökhan Yıldız'la birlikte start alacak. Gecenin gölgesi 3 numara olacak. E bu safkan da 11 gün evvel 6. olduğu için haliyle öneriyorum arkadaşlar. Size burada bir de Tolga Yıldız'la birlikte Melik amcayı önereceğim arkadaşlar. Fakat bununla ilgili şunu söyleyeyim. 13 gün evvel evet yarış performansı kötü olabilir. Fakat yine de burada hem Tolga Yıldız'ın bir jockey olarak daha iyi bir jockey olması kıyasladığımız diğer isimleri kıyasla hem de arkadaşlar burada bu safkana bir şans verilebileceği kanaatinde olduğum için söylüyorum. E, Tabi arada 1-2 idmanı vardı. Burada henüz verisi girilmemiş olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. İdmanda çok iyi gözüküyor safkan. Onu belirteyim arkadaşlar. İdman verileri henüz girilmemiş. Girince siz de kontrol edebilirsiniz e, bu idmanı ve daha önceki idmanlarını tabii ki. O yüzden burada arkadaşlar bizim tercihimiz 1-3-4 şeklinde 3 safkan olacak. Burada şansımı arttırayım, Mercury'yi yazayım diyenler belki olabilir ama yani iki tane safkan bir arada start alıyor diye illa kazanacaklar diye bir kaydı yok. O yüzden biz burada arkadaşlar onları tercih etmedik. Tabii ki hiç belli olmaz. Bütün atlar burada baktığımızda sürpriz gözüküyorlar. Biz en makul seçenekten yine gidiyoruz. 1 3 4 diyoruz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geçelim. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler. 1400 çim pist yarışı. Arkadaşlar 11 adet safkanın start alacağı bir yarış. Burası 4. koşu aynı zamanda 2. altının da ilk ayağı olduğunu size belirtmek istiyorum arkadaşlar. bunu tabii ki niye söyledim? Çünkü bu yarışta tam olarak bu koşuda arkadaşlar size favori gördüğümüz ve tek vereceğimiz bir isim var. Bir numara Point of Finally. Amerikan orijinli bir at. Mustafa Şek biniyor. 51 günlük bir arası var fakat Safkan'ın kalitesi çok üst düzey. Yalnızca 5 yarış koşmuş bir isim ve son yarışında da kazandı. Çin pistte daha evvelki yarışında da bir ikinci bir birincilikle geliyor. Bu yıl içerisinde gayet iyi performans var. Diyeceksiniz ki peki ya bu at 51 gün ara verdi hiç mi burada rakibi yok gelebilecek? Yani şimdi 2 numaraya bakıyoruz 137 gün ara var. 4 numaraya bakıyoruz 60 gün ara var. 5 e numaraya bakıyoruz 155 gün ara var. Zaten bu atlar e, yani benzer durumdalar. Hani çok da fazla aralarında bir rekabet oluşacak düzeyde bir durum söz konusu değil. Bir tek 3 numara El Maestro kalıyor. O da son yarış 25 gün evvel 3. oldu. Hani o yarışı da kazansaydı burada 3 numaradan yana tercihimizi kullanabilirdik. Ama biz e, o yarışta üçüncü olduğu için burada avantajı bir numarada görüyoruz. Point of finally kalitesini araya koyup ortaya koyup burada fark yaratacaktır ve kazanacaktır diye bekliyoruz. Tek olarak veriyoruz arkadaşlar. 5. koşu 15 handikap 4 yukarı Araplar 1200 için pist yarışı. Arkadaşlar burada start alacak baktığımızda 17 adet safkan bulunmakta. Tabi 17 tane atın olması birazcık işleri e, yani kızıştırıyor fazla at olması itibariyle. Biz yine en makul seçeneklerden gideceğiz. Ekürler, Rındam'ın ve Canomerim Ömer'im Ekür'ü start alıyor. 2 numara Rındam'ın 8 gün evvel 4. oldu. Geçmişte çok büyük sürprizleri var. Bilirsiniz zaten eğer e, uzun süredir takip ediyorsanız. 2 numarayı öneriyorum. 4 numara Tarsus Şelalesi Vedat Tabiş biliyor 22 gün evvel ikinci olmuş bir isim. 8 gün evvel ikinci olan bir safkan. 7 numara Şintay'ı da öneriyorum. Hışman Çizik biniyor bu safkana da. Ve son olarak arkadaşlar uzun bir araya rağmen burada önereceğim bir safkan. Ayan Kurşunlu 10 numara darlanma. Burada sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahip. Özellikle de mesafenin kısa olması itibariyle yazılabilir. Yani burada da 2, 4, 7 ve 10 şeklinde arkadaşlar bir sıralama öneriyoruz. Altıncı koşa gelelim. Taliç Albatur koşusu. Ee, grup 3 dişilere mahsus bir yarış. 8 safkan izleyeceğiz arkadaşlar. 4 ee, yukarı İngilizler 1400 metrede start alacaklar çim pistte. Arkadaşlar benim burada bir favorim var. Ee, Tabi e, bir favorim var ama yanına başka at yazılabileceğini belirterek bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar 7 numara Hermione Granger. 9 gün evvel ikinci olan Safkan arkadaşlar. Burada galibiyet için en büyük aday olarak görüyorum. Şimdi burada 9 gün evvel start alan başka isimler de var. Tabi hepsi aynı koşuda değil. Ama ee, yani burada şunu söyleyeyim. Valley of Flowers da beğendiğim bir isim. O da 9 gün evvel 4. oldu. Bu ikisi da uzun aranın ardından yarış gördüler. Ben burada bu şartlar altında şu anda Hermione Granger'ın daha avantajlı olduğu kanaatindeyim. Özellikle son yarıştaki ikinciliği itibariyle. En iyi derece meselesini çok da fazla takmayın. 25. 99 normalde 7 numaranın yapacağı bir derece değil. E, formunda olmadığı bir zamandır muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Burada 7 numara arkadaşlar benim favorimdir. E, 2 altılıyı bağlayan bir ayakta zaten bir tane tek verdik. O yüzden çok da fazla hani burada illa tek atacaksınız diye bir kaide yok. Ama tek yine önemli öneriyorum ben size. Eğer burada tek atmıyorsanız 7 numarayı yanına 1 numara Hard of üstüne ve 3 numara Value of Flowers yazılıp garantiye gidilebilir. Ama 7 numara tek de atılabilir. Zaten 2 altılıda da ortak bir tekimiz olduğu için arkadaşlar burayı tek atmanız gerekmez ama isterseniz tek atabilirsiniz. 7. koşu Cup Gris Nes koşusu arkadaşlar 17 Handicap veriyor. 4 yukarı İngilizler 1400 sentetik piste çıkacaklar. 2 numara Çakır Yıldız'ı ve de tabii ile birlikte arkadaşlar öneriyoruz. 1 numara Kayı Bey'ini Eray Çizikli Aprantisi ile birlikte öneriyoruz. Ve son olarak Gökhan Kocakaya ile Secret Eagle 4 numarayı öneriyoruz. 3 safkanlı bir öğreni, önerimiz var. 1-2-4 çok da fazla detaya gelecek bir koşu değil. Geçiyorum 1-2-4 diyoruz. 8. koşu arkadaşlar burada şart 4 dişi bir yarış olacak 4 tükar araplar 1900 için pist yarışı koşacaklar Aslı Yüce Uzun bir aranın ardından geliyor burada Tabi gizli bir ekür olduğunu söyleyebiliriz Kurtar ekürüsü safkanı var burada 5 numara gün yeli Onunla ahırdaş olan bir safkan arkadaşlar Bunun haricinde Safia'nın durumunun niye olduğunu biliyoruz Safia iyi durumda gelen bir safkan Bizim buradaki tercihimiz arkadaşlar şu şekilde olacak 5 numara gün yeli 7 numara Safia iki safkanla geçmeyi planlıyoruz tek atmaya çalışırsanız bence yapmayın. Yani belki 3. ata çıkabilirsiniz. Bir tane daha at yazıp 3 atla da geçebilirsiniz ama 2 at öneriyorum ben. 5 7 diyorum. Olur da risk alıp teke düşmeye çalışırsanız da karar sizin. Ben 5 ve 7'yi ikisini birden veriyorum. 9. ve sonuncu koşu şart 19. 4 yaşlı Araplar 1400 için pist yarışı. Arkadaşlar Ayan kurşunla birlikte Kav Bey 3 numara burada start alan isimlerde dikkat çeken bir safkan. Ve 4 numara Mir Kızım Gökhan Kocakaya biniyor. O da 11 gün evvel ikinci oldu. Bu aynı zamanda 3 yarış üst üste ikinciliği oldu. Bizim de yakından bildiğimiz bir safkan sahibi Eren Akbulut, Hasan Akbulut bizim akrabamız. Oradan biliyoruz durumunu. Burada arkadaşlar 19 tane safkan start alıyor. Ben bu yüzden tek atmanın uygun olmadığı bir yarış olduğu kanaatinde olduğum için iki safkan burada en azından yazmanız gerektiğini düşündüğüm iki ismi önerdim. E, fazladan at yazacağım. illa diyen varsa Hışman çizikte uçan e, kuzey 8 numaraya ve 1 numara aşkın abiye e, şans verebilirsiniz. Ama burayı muhtemelen 3 ya da 4 numara kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi e, normalde 4 numara Mir kızımı tek verecektim. Ama arkadaşlar 19 tane at var. Yani yarış içerisinde ne olacağını bilemeyiz. Riske atmayalım diye burada böyle bir öneride bulundum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. E, dileyen arkadaşlarımız Adana tahminlerinde izleyebilirler. Tekrardan hem Ramazan bayramınız hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.